Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra YouTube'da bir makyaj videosuyla beraberiz. Eski günlerin hatırına. Zaten güzel olacak her şey. Güzel oldu bile diyelim. O yüzden biraz böyle çok fazla istek vardı. Ben de hem yeni denediğim, çok memnun kaldığım ürünler var. Onları size göstermek istiyorum. Hem de sohbet edelim, hem de uygulamalı bunları konuşuruz istiyorum. Hem de TikTok'ta arkadaşlar viral olmuş ürünler var. Mesela Dior krem. Memnun kalan da oldu, kalmayan da oldu. Neyse başlayalım. Ben memnun kalan taraftayım. Eğer yüzünüzde botoks varsa çok işe yaramıyor. Botoks etkisi yaratmıyor ama benim gibi botoks yaptırmıyorsanız o kırışıklıkları açıyor. O yüzden makyaj öncesinde güneş kremimin üstüne de kullanıyorum ben. Çok güzel bir şekilde Güneş kremimi sürdüm. Makyaj bazıyla başlıyor olacağız şimdi. En fazla bence TikTok'ta gördüğümüz makyaj bazı bu Bobbi Brown'ın vitamin serisiydi. C vitaminli makyaj bazıydı. Ben de çok seven taraftayım. Genelde de çok seviliyor. Ben hiçbir şikayet duymadım bu bazdan bu arada. Her cilt tipi çok güzel bir şekilde kullanabilir. Fakat içeriğinde tabii ki fungal akne tetikleyecek içerikler var. İçeriği çok çok başarılı olmuş. Fermente içerikler de var. Nemlendirme konusunda çok başarılı. Ama benim asıl bahsetmek istediğim, önce bunu sorarken, bence asıl atlanan nokta bunun bir de arkadaşlar göz bozar. Bu Özellikle makyajı cildi gerçekten hazırlamak için mükemmel. Cildim benim çok kuru olduğu için ben biraz fazla sürüyorum. Bu kadar fazla sürmenize gerek yok. Onu söyleyeyim. Bu arada bunu sürüp dışarı da çıkabilirsiniz. Çok güzel gösteriyor gerçekten cildi. Ben yaldır yaldır parlamayı seven bir insanım biliyorsunuz. Yani yaz, kış, glass skin makyajla gezmeyi seviyorum. O yüzden de böyle cilt bakım fondötenlerim ya da BB kremlerim. Genelde BB krem tercih ediyorum ama bu sene Allah'tan cilt bakım içerikli fondötenler viral oldu. Bizim senemizdi gerçekten. Böyle makyaj markalarının cilt bakım içeriklerine yönelmesi benim için muazzam oldu. Benim asıl bahsetmek istediğim şey Bobby Brown'un bu göz altı bazı. Bu ürün müthiş bir ürün. Özellikle de göz çevrenizde kırışıklık varsa arkadaşlar. Dior'dan, Dior mesela kırışıklık kaçıyor ve bence botokslu olmayanlara botoks etkisi yaratıyor. Ama bu eğer kapatıcılarınızın hepsi göz altınıza doluyorsa, bir türlü o yamalanmayın çözümünü bulamıyorsanız çözümü bu. Hem de çok daha dolgun gösteriyor. Çok az bir miktar bile yetecektir göz çevrenize. Göz çevrenizi tabii ki nemlendirin. Göz kremi gerçekten inanılmaz derecede önemli. Bunu bu şekilde sürmeniz gerekiyor. Ben yine bir tık fazla süreceğim. ...benim göz çevrem ve burun çevrem çok kuruyor. O yüzden hep nemlendirici bazlara elim gidiyor. Yani matlaştırıcı değil. Yağlı ciltliyseniz tabii ki daha matlaştırıcı bazlara eliniz gidebilir. Yani şöyle hiçbir kapatıcı olmuyor, parçalanıyor. Günün sonunda göz çevrem yama yama oluyor. Çok böyle hani olduğumdan yaşlı gözüküyorum falan diyenleriniz var. Ta ki bu benim en fazla yaşadığım problemlerden biriydi önceden. Bu baz çok uzun sürede gidiyor. Hani pahalı ama gerçekten hani fiyatını hak eden ürünlerden biri. Bu videoda uygun fiyatlı ürünlerden de bahsedeceğim bu arada. Hani pahalı bir <laughs> markayla giriş yaptık. Bir de özellikle kilit ürünlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü böyle biraz uygun fiyatlı ürünlerle pahalı markalar arasında ben fiyat farkının çok fazla kaldığını düşünmüyorum gerçekten. İndirim döneminde yakalarsanız uygun fiyatlı ürünleri tabii ki kaçırmayın ama özellikle orta fiyatlarla pahalı ürünler arasında acayip bir fark kalmadı. Maalesef şöyle göz çevrimde göstereyim. Çok güzel bir şekilde nemlendirdim cildimde bu şekilde. Işık kötü mü bilmiyorum ama nasılsınız? İyi misiniz? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Biraz böyle makyaj basıp <laughs> oturana kadar ben de sizinle sohbet edeyim. Denememi istediğiniz ürünleri özellikle arkadaşlar aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Bir de istediğiniz videoları aşağı yorum olarak bırakırsanız sizin istediklerinizi aslında öncelik veriyorum ben. Yani ağzın şöyle, burnun böyle şöyle konuşuyorsun bana demek yerine bu tarz videoları <laughs> istek olarak bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi yine pahalı bir ürünle devam edeceğim ama bu çok fazla sorulduğu için özellikle YouTube'da uzun dönemli bir de ürünlerin biliyorsunuz kısa dönemli aslında deniyoruz paylaşıyoruz ama bir de uzun dönemli etkileri var. Bu ürün de çok viral oldu çünkü bu ürünün içeriği gerçekten çok başarılı. Kefir var, fermente içerikler ondan sonra yani... iddiası şu, yüzünüzde kaldığı süre boyunca ciddi bir bakım yapıyor. ve Bununla uyusanız bile hiçbir sıkıntı yaratmadığını söylüyor Shiseido. Özellikle böyle bir ürün almak istiyorsanız bendeki numarası 140 numarası. Şöyle Ürün gerçekten çok başarılı. Ben ilk başta çok emin olamamıştım. Yani hani alternatifleri var. Ben mesela Mac'in Serum fondötenini çok seviyorum. Ve günlük hayatta kullanım için de çok güzel bir fondöten. Bu herkesin kullanabileceği bir fondöten değil. Ama içerik olarak çok başarılı bir fondöten. Neden öyle söylediğimi de söyleyeyim size. Herkesin kullanamayacağını. Çünkü inanılmaz parlak bitişli. Herkes bu görüntüyü sevmiyor. Ve şöyle Mac mesela bir tık daha herkesin zevkine hitap ediyor diye düşünüyorum. Bu öyle değil ama işin ilginç tarafı arkadaşlar. Mesela bu tarz fondötenler parçalanma yapar ya da kalıcı değildir. Bu fondöten öyle değil kesinlikle ve cildinizden kesinlikle kusmuyor. Üst üste kullandığınızda da cildiniz kesinlikle çok daha iyi gözüküyor. O yüzden ben buna verdiğim paraya kesinlikle helal olsun dedim sonrasında. Biraz daha diğer cilt bakımı içerikleri içeren fondötenlerden kesinlikle ayrılıyor. Şimdi Kapatıcı için de şunu söyleyeceğim size. Bir kapatıcı tri göstereceğim. Bakın fondöteni sürüyorum ama göz çevremi çok getirmiyorum. Benim göz çevrem yüzüme göre çok daha koyu. Her ne kadar göz çevremi düzeltsem de hani kırışıklıkları, morlukları bir yere kadar düzeliyor. Özellikle de genetikse benim genetik değil de ama övrek üstü bezlerimde problem olduğu için bir noktaya kadar geliyor o kozmetiklerle. Şimdi kapatıcınızın daha iyi durması için çok fazla fondötenle girmeyin. Hatta hiç girmemeniz gerekiyor ki çok fazla katman katman orada ürün birikmesin. Bizim yaptığımız en büyük hata Büyütü bilenlerden Haldır olur, haldır olur bütün yüzümüze fondöten uygulamak. Sonra onun üstüne bir de kapatıcı geçince gerçekten kat çıkmış oluyorsunuz ve göz çevreniz kuruysa ya da inceyse ya da çok kırışıksa benim mesela biraz ince kırışıklıklarım fazla. Özellikle onlar üzerinde çalışıyorum. Bu sefer daha çok kırışmaya başlıyor. Şimdi ben göz çevirim bakın. Yalnız bıraktım. Clinique'in bu kapatıcısını bu viral olmayan bir ürün. Bunu övmek için geldim. Özellikle göz çevrenizde problem varsa ve egzama problemi yaşıyorsanız, hiçbir kapatıcı olmuyorsa, çok alerjik bir bünyeye sahipseniz, arkadaşlar niye bu kapatıcı viral olmadı? İnanılmaz doğal bir bitişi var. Mendeki CN02 numarası ve çok sorunlu bir göz çevresi için minimum kırışıklıklara doluyor. Şimdi benim kırışıklıklarım olduğu için hiç dolmuyor diyemem ama bütün kapatıcılar için böyle. Sıfır böyle durmuyorsunuz. Yani o mecbur mimik yapıyorsunuz gün içinde falan. Mimik yapmasanız dolmaz bu arada. Bu arada çok fazla kapatıcıyı Uygulamıyoruz. Şöyle minik minik uygulayacağım. Özellikle şu içeriye ve dışarıya kalını şöyle yediriyorum. Bakın. Şimdi sabitleyeceğiz birazdan. Sabredelim. Bakın hem gözüme altına kat çıkmışım gibi gözükmüyor. Hem de ne kadar doğal bir şekilde kapandı. Ama ben bir de burnumun şu etrafına da sürmek istiyorum. Çünkü benim burnumun kenarları çok fazla kuruyor arkadaşlar. Ve gün içinde çok kızarıyor. Bir de en fazla makyajım oradan atmaya meyilli oluyor. O yüzden de genelde şu burnumun kenarlarını kapatmayı seviyorum. Bir tane deli arkadaşlar benim burun deliklerimin biri diğerinden daha küçük olduğunu yani iddia edip eşme yazmış. Instagram'da gördünüz mü beni? Instagram'da takip ediyor musunuz? Şey yazmış çocuğa. Yağmur'la neden evlenmeye karar verdim? Burun delikleri bile eşit değil falan. Yani siz siz olun. Eşinizi seçerken arkadaşlar burun deliklerine bakın. En önemli biliyorsunuz ölçü bu. Yani burun deliklerinin eşit olması. Tabi Barış da biraz üzüldü. <laughs> ya insanlar sosyal medyada gerçekten çılgın atıyorlar. Neyse biz eğleniyoruz bu arada komik eğlenin diye söyledim. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle Ersoy gibi incecik bir pudra geçer. Benim bu Ersoy gibiye takmış olma. Juvenji'nin bu toz pudraları inanılmaz biliyorsunuz şey oldu. Viral oldu. Ben de gerçekten yani paraya kıyıp alıp almama konusunda çok tereddütlüydüm. İyi ki bu arada. Gerçekten güzel ürünler. Eğer hani böyle bir bütçeniz varsa böyle bir bütçe ayırabiliyorsanız bakabilirsiniz. Ama hani onsuz yaşanır mı? Yaşanır tabii arkadaşlar yani. Hani bazı şeyler abartılıyor. Şimdi önce fırçayla şöyle tık geçeceğim. Asıl Rocher'in pudrası viral oldu ve bana inanılmaz fazla soruldu. Ben bu ürünü denedim arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Beni de çok şaşırttı. Hiç bu kadar iyi bir performans beklemiyordum. Rocher'in bu arada ürünleri genelde iyi çıkar makyaj ürünleri. Sadece BB kremleri falan. Şöyle benim ten rengi yeme uygun olmuyor. Biraz daha koyu çalışıyorlar. Allah. Şimdi bu pudrayı kullanırken de içinden böyle puf da çıkıyor. Yani fiyat performans olarak gerçekten başarılı bir ürün diyebilirim. Biraz böyle alıyorum şöyle. Sadece bu ürün Bakın direkt olarak bembeyaz bir ürün değil. O yüzden de ben buğday e, tanelerinin daha fazla seveceğini düşünüyorum. Hani çok böyle göz çevremde aydınlık bir görüntü istiyorum diyenler için değil. Ama ben mesela göz çevremi böyle bembeyaz olmasını açıkçası sevmiyorum. Şöyle üçgen pufumu alacağım. Bunu hiçbir zaman lök diye arkadaşlar gözünüzün altına uygulamayın. Hep böyle fazlalığını elinize alın. Yoksa bu da parça parça durmasına sebep olur. Şimdi öyle Güzelce burnumun etrafını ve şuralarımı da abi Yani hani ben çok aydınlık bir görüntü istiyorum diyenler için tatmin etmez ama gördüğünüz gibi bakın ton veriyor. Ya ben bu görüntüyü seviyorum. Yani göz altımın daha açık olmasını pek hoşlanmıyorum. Bana da yakışan bir görüntü değil zaten o göz altımın çok açık olması. O yüzden hani size yakışıyordur. Ondan sonra ya da çok aşırı beyazsınızdır. Belki o zaman tercih etmeyebilirsiniz. Bir de bu fotoğraflarda çok daha iyi çıkıyor bu tarz renkler. O yüzden tercih edebilirsiniz. Mesela son dönemde ben en fazla pembe pudraları kullanıyorum. Huda'nın, Jenjen'in falan. Çünkü pembe pudra da aslında bir tık daha iyi duruyor beyaz pudradansa. Beyaz pudra tercihiniz varsa hani istiyorsanız da ben Flormake da seviyorum. Nix'i de seviyorum. Onlar da kullandığım, özellikle Nix'in sıkıştırılmış pudrası bence. Çok çok başarılı. Benefit'in kaş kalemiyle şöyle bir dolduracağım kaşlarımı. Benim senelerdir vazgeçilmezim Benefit arkadaşlar. Hani farklı farklı ürünler deniyorum. Seviyorum da aslında fakat benim kaşlarım bir tık sorunlu olduğu için biliyorsunuz artık bunu ve döküldüğü için benim kaşlarıma en az zarar veren Benefit oluyor. O yüzden bittiğinde de satın alıyorum. Sadece şöyle bir sorun yaşadım. Geçen satın aldım Benefit'in taşından arkadaşlar. Turistler şey yapıyorlarmış. Testerları o Orijinal paketlerin içine koyuyorlarmış. Baktım. Ürün içinden, paketin içinden tester çıktı. Yani bayağı faturalı. Aldım eve geldim tester çıktı. Hiç orada paketi açıp da kontrol etmek de aklıma gelmemişti yani. Sonra Allah'tan bana yardımcı oldular sağ olsunlar. Ama yani böyle şeyler yaşanıyormuş. Dikkat edin. Kaş maskarasıyla şöyle. Bu özellikle maskaralar... Benim kaşlarımı acayip döktüğü için yani yeni bir şey denemeye biraz korkuyorum. Çok özeniyorum böyle kaşları olan insanlara gürgür. Gür. Gerçi benim de çıktı benim çıktı yani artık. O yüzden çok söylenmeyeceğim. Ekinsu falan şey diyor. Abla kaşını çıkardın ve saçını düzelttin ya diyor. Böyle alnından bile saç çıktı ya diyor. Seni tebrik ediyorum gerçekten. Bayağı da doldurdum yani kaşımı. Neyse. Şimdi son dönemde bir trend var. Bu Maybelline'in Perfector'larını görmüşsünüzdür mutlaka. Zaten görmemeniz imkansız. Charlotte Tilbury'e muadil biliyorsunuz bunlar. Charlotte Tilbury de çok acayip bir el olmuş bir ürün. O yüzden Dior da çıkardı. Ben bunları Reels olarak zaten Instagram'da ve TikTok'ta paylaşmıştım incelemelerini falan. Eğer böyle bir ürüne tabii ki herkesin ihtiyacı yok arkadaşlar. Bence Maybelline'in hatası da şu oldu. Bu primer, concealer, highlighter, BB cream falan her şeyi bir arada yazmaları oldu. Ama aslında bu ton eşitleyen, hafif bir primer gibi bir ürün. O şekilde kullandığınızda çok verim alabileceğiniz bir ürün. Herkesin ihtiyacı yok derken hani mesela Charlotte Tilbury kullandığınızda eğer çok yağlı bir cilde sahipseniz bildiğiniz gözeneklerinizi inanılmaz belli ediyor. O kadar hypelanacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Hani abartılacak bir tarafı kesinlikle olduğunu düşünmüyorum. Eğer hani mesela almayı düşünüyorsanız gidin Maybelline'i alın bir başta deneyin. Hani ben benim böyle bir ürüne ihtiyacım var mı günlük hayatta kullanır mıyım? diye bakın sonra gidin Charlotte alın. Ve Charlotte şöyle bir problemi de var bence en açık rengi bile aşırı derece sarı ve ben bunu Dior Run yeni çıkardığını kullanana kadar fark et çekmedim. Diyorum renk skalası kesinlikle çok çok daha iyi. Charlotte'un bir sürü ürününü ben çok beğeniyorum ama bazı ürünlerin çok nasıl abartıldığını düşünüyorum. Bu yeni trend TikTok'ta şu. Bronzer'la yani highlighter bronzer'larla kontür yapmak. Daha parlak kontürler yapmak. Şimdi bunu Maybelline'in ürünüyle deneyeceğim. Daha çok da bu ürünü kullanıyorlar zaten. Oh, çok fazla gelmiş. Keşke sürmeseydim burnumun şurasına. Neyse. Bunu silerim oradan. Çene hattımı da biraz şey yapmak istiyorum. Aşırı sürdü. Şu burnum çok kötü olacak hissediyorum. Onu silmem lazım. Güzelce şöyle yukarıya doğru dağıtalım bakalım. Neye benzeyeceğiz? Çok kötü oldu. Neyse güzel olacak. En sonunda bir şahaline şey bakalım. Bu renk bana bir tık koyuymuş ama aşırı kötü olmadı diye kendimi şu an kandırmak istiyorum. Biraz farklı oldu. Şimdi ben bronzlaşmaya alışık olmadığım için bronzlaşmanın bende ne kadar kötü duracağını şu an hep birlikte <laughs> gördük bence yaşadık yani birebir. Fakat herkese çok yakışıyordu. Bana neye yakışmadı arkadaşlar? Ama şey oldu. Böyle çok güzel, sağlıklı bir görüntü oldu. Yakışan yapsın bence. <laughs> Yakışan varsa yapsın arkadaşlar. Asıl viral o. <laughs> Kendimi turuncu turuncu gördükçe sinirim bozuluyor. Neyse düzelteceğiz şimdi aldık falan sorunca. Neyse Huda'nın Creamy Cream Creamy paleti asıl TikTok'ta viral olmuş ürünlerin başında geliyor. Ben bu paletin çok abartıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Kısa bir incelemesi de aslında Reels olarak paylaşacağım ama önden buraya bir şey bir makyaj çekmek istedim. Herkes aman tanrım müthiş falan dedi. Bence Huda'nın işte Rose Quartz paleti falan çok çok daha iyi. Bu tabii yumuşak ve krem formda olduğu için herkes o yüzden işte mesela şu. Ya, renkler bir de çok sıkıcı. Günlük kullanıma uygun yapmışlar. Ama bence çok sıkıcı. Nerede o Quartz paleti? Şu yani mesela şu en ilginç renklerden biri. O bile sıkıcı. Sonra şu bir tane glitterlı palet ki diğer palet daha da sıkıcıydı. Yani ben hani çok merak ediliyor deneyim diye aldım açıkçası. Ama çok böyle abartılacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Huda'nın diğer paletleri çok çok daha güzel. Kalıcılığı fena değil ama zaten Huda'nın kalitesi iyidir zaten her zaman arkadaşlar. Şimdi bir makyaj yapalım. Ben çok artık çok daha eğlenceli paletler bekliyorum. Bu arada fırçayla uygulamaya da uygun hani e krem yapıda olması falan hani sizi şey yapmasın. Gayet fırçayla uygulamaya gayet uygun. Şuradaki rengi alıp bir geçiş rengi yapayım hemen. Toprak tonlarında ne yapabilirsek öyle bir makyaj yapacağız artık. Biraz daha sık kıllı. Mesela karıştırma fırçanızın biraz daha sık kıllı olması gerekiyor. Krem far olduğu için. Ama gözde güzel duruyor. Hani kırışıklıklara dolmuyor. Öyle bir problem yaşamıyorsunuz. Bir de ekstra bir far bazı istemiyor. Ama hala ben söylediğimin arkasındayım. Bence çok da şey değil yani. Şöyle gözümün altına da geçeceğim. Çok daha güzel paletler yapınca Yuda bu bana çok sıkıcı geldi açıkçası. Ha, güzel tarafı eyeliner olarak falan kullanabilirsiniz. Eyeliner çekmesi kolay bunlarla. İşte koyu kahveyi alıyorum. Biraz daha sıkı kıllı bir fırça aldım. Şöyle gözümün dışına doğru uyguluyorum. Yani mecbur ben de çok biraz sıkıcı bir makyaj yapacağım arkadaşlar ama kusura bakmayın. Ya ben bir de şeye sinir oluyorum. Her alınan ürüne vah vah çok iyi Uf. <laughs> Hiçbir şey o kadar iyi olmuyor. Ya ben de oluyorum bazı ürünler gerçekten çok iyi oluyor. İnsan o şey çok para verdim. Kötü çıkmadı sevinci. Bende de var o. Bazen de şey diyorum ben, hatta videolarda ağzımdan kaçıyor yani, yazıklar olsun diyorum. Çünkü gerçekten aa, para veriyoruz yani, parayı kolay mı kazanıyoruz arkadaşlar? Benim böyle şey çıkıyor ağzımdan gerçekten şey yani yazıklar olsun. Neyse şu bronz görüntüye en azından palet yakışıyor şu an. Böyle arada kullandığım fırçalar Kiko'nun fırçaları ve çok güzel fırçalar. Kiko'nun fırçalarını denemediyseniz ben indirimden satın aldım. Çok indirime giriyor bu pazar yerlerinde. Mutlaka deneyin. Ben birkaç kere paylaştım ama yıkadınız mı Güzel karıştı arkadaşlar ve güzel gözüküyor. şuradaki böyle karman çorman bir renk var ya kahveli, kremalı, mozaik kek gibi. Onu alıyorum. Şöyle şuralarıma geçeceğim. Aa, TikTok çok acayip. Çok eğlenceli. Çok güzel yorumlar geliyor gerçekten. Videoyu atıp çıkıyorum arkadaşlar. Okumuyorum artık yorumları. Abla dişlerini fırçalasana falan yazıyorlar bana. Yani dişlerine yani böyle yapabileceğin şey yok arkadaşlar. Kemik rengi yani ilaçlardan renk değiştirdi. Çok fazla antibiyotik kullananlar anlayacaklardır çocukluktan itibaren. Bir de benim gerçekten ilaç günde 20 ilaç alan bir insanım. Dişlerin kaldığına dua ediyorum ben. Ondan sonra Hani beyazlatma işleme bile işe yaramıyor. Öyle diyeyim size. Neyse. Bana şey yazıyorlar. Abla dişlerini fırçalasam mı? Falan yazıyorlar. Sonra işte şey yazıyorlar. Çok komik. Abla sence olmuş mu? <laughs> sence olmuş mu? Komikler ya. Ama asıl komikliği Twitter'da yaşadık bence seçim günü. Şey yazmışlardı. Yavaş espri yapın yetişemiyorum. Gerçekten çıkamadım. ya iki gün çalışamadım. Çıkamadım ve full tweet okudum. Ve sürekli... <laughs> Instagram'da tweet paylaştım. Şey böyle anonim hesaba döndü Instagram hesabı. Hmm. Palet o kadar laf ettikten sonra <laughs> yaptım makyajı beğendim yalnız. Ama ben kendi makyajımı beğendim yaptım. Bunu başka bir paletle de yapardım. Ama şöyle şu görüntü güzel gözüküyor gerçekten. Şimdi Flombar'ın bu Brow Up kalemlerini gördünüz mü? Bunun bir de pembesi var. Bakalım pem pembesini şu an kırışıklığın içinde bulduk. Şöyle iki rengi var. Bu ikisini ben normal aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Yüzünüze, tüm yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Şöyle biraz kaşlarımı altına geçip dağıtacağım. Biraz doğal dursun istiyorum çünkü. Bir de şöyle göz pınarlarımı aydınlatacağım. Bu inanılmaz güzel bir ürün. Uygun fiyatlı. Dudağın da üstüne de uygun. Ya bu tarz ürünlere göre çok uygun fiyatlı. Bu arada Flombrick kalem farları da müthiş. Keşke böyle daha fazla renk seçeneği yapsalar. Onda da biraz böyle doğal tonları çalışmışlar. Ben bir pembeyle de geçeceğim üstünden. Bence pembe de bir tık yakışır bunu. Neyse makyajımıza devam ediyoruz. Şuradaki şu heyecansız rengi alıyorum simli olan. Şöyle yerleştiriyorum. Güzel aslında. Çok güzel mor yansımalar var arkadaşlar içinde. Çok güzel. Bir tık daha mor yansımalar yerleştirselermiş içine gerçekten çok daha güzel olacakmış. Şimdi tabii ki ben glitter kadınıyım arkadaşlar. Şuradaki bütün glitterları göz kapağımı süreceğim yani. Bari en azından bunu yapalım ya. Güzel gözüküyor evet. Bir de ıslak bir görüntü verdi farkında mısınız? O güzel. O ıslak görüntü çok çok güzel. İşte benim gibi olacaksınız hayatta böyle kararlı olacaksınız. <laughs> Yok ya çok kötü falan diye. <laughs> ya bu görüntüyü sevenler için bence Güzel bir şey ya. Güzel oldu. Şimdi böyle Kiko'nun yine 61 numaralı fırçasını aldım. Şuradaki siyah koyu rengi. Şöyle kepik diplerime eyeliner istemiyorum. Kepik diplerime geçeceğim sadece. Biraz oraları boyulaştıracağım. İşte bununla böyle güzel eyelinerler, smokey makyajlar yapması çok daha kolay tabii. Böyle o dağınık eyeliner görünümünü yakalamak çok daha kolay. Gözaltıma da şöyle bir süreceğim. Mastırımı süreceğim şimdi. Voyagel ya da klinik kullanıyorum ben. Mayaselin renklerini ya da klinik maskarasını kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Çok az makyaj yaptıysam klinik tercih ediyorum ama çok ağır bir makyaj yaptıysam genelde YSL sürüyorum arkadaşlar. Kahverengisini almış. Bu bende takma kirpik etkisi yaratan ve yaşan seneden beri en fazla kullandığım maskara. Hiçbir şekilde dökülmüyor, topaklanmıyor benim gözümde. Ben kıl maskarası seviyorum. Hani plastik maskara seviyorsanız belki sizi tatmin etmez ama kıl fırça seviyorsanız kesinlikle bu konuda en başarıları bu. Too Faced Better Than Sex kullanıyordum önceden. Hatırlarsınız. Too Faced Better Than Sex bir tık akabiliyor. O açıdan bir tık da ağırlaştırabiliyor göz Şimdi yeni versiyonu çıkmış. Onu da deneyeceğim. Bir de bunu doğru sürmek çok önemli. Fırçayı çevire çevire ve zikzak şeklinde kökten uca. Lens kullanıyorsanız da asla sıkıntı yaratmayan bir ürün. Mini asla yarı yolda bırakmadı. Bir de çok bereketli. Şu görüntüyü bana hiçbir maskara şunun, şunun arasındaki farkı görüyor musunuz? Bir de benim kirpiklerim çok açık renk. Gerçekten hani böyle boyanması lazım. Ki kamerada şu an daha az gözüküyor. Eminim yani. Alt kirpiklerime de hafif geçeceğim. Bakın kapatıcı nasıl hala iyi duruyor. Şimdi Black hani Black hani Black hani inanılmaz viral oldu ve bu allık da viral oldu tabii ki. Bu allığı ben gerçekten çok seviyorum. Kendime yakıştırdığım en güzel allıklardan biri. Kalıcılığı da çok güzel. Bu Clinique'in bu allıkları ne krem formda ne toz formda böyle biraz sıkıştırılmış. O yüzden doğru fırçayla uygulamanız çok önemli. Ve kalıcılıkları gerçekten muazzam. Eğer doğru fırçayla uygularsanız çok böyle pigmentli olduklarını göreceksiniz. Aşırı 383 numaralı allık fırçasıyla uygulamayı seviyorum. Hem uygun fiyatlı hem bu allık fırçası gerçekten her allıktan verim almanızı sağlıyor. Ve yamalandırmıyor en önemlisi allıkları. Bir de bu allık da çok güzel bir şekilde gözenek gizliyor arkadaşlar. Bazı allıklarda böyle gözenek şeyi yaşıyorsunuz gerçekten. Muazzam. Ve ten ürününüzün o aydınlık görüntüsünü alıp götürmüyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kalıyor. Şimdi bir diğer çok viral olan ürün tabii ki diyorum aydınlatıcısı. Bendeki 04 Rose Gold rengi. Bunun açık rengi daha fazla viral olmuştu. Ama onu stokta yakalamak gerçekten inanılmaz derecede zor. Onu da yakalarsam böyle ikisini karşılaştırmalı bir video çekiyor olurum. Şimdi önce şuradaki renkleri bir burnumun ucunu uyguluyorum. Ama ben zaten bunun ucunu biraz plomerle aydınlatmıştım. Sofly fırçamı aldım. Şöyle biraz şöyle üçünü karıştırdım. Ve arkasını da getirdim. Ben hala sanırım Wet n Wild Mega Glow'yu daha fazla seviyorum. Ama bu da çok doğal bir aydınlık görüntü veriyor. Ve cildiniz ıslakmış gibi gözüküyor. O açıdan evet. Şu yansıma çok başarılı. Bayağı iyi oldu. Evet. Sadece yüzüm hala çok turuncuymuş gibi geliyor. Gerçekten çok alışık olmadığım için öyle hissediyorum büyük bir ihtimal. Şimdi de size en sevdiğim lip kombomu göstereceğim. Ben en fazla geçen sene de Flomar'ın bu tintlerini kullandım. Ve dudağımda aslında en fazla sorduğunuz ürün de bu tintlerle yaptığım kombolar oluyor. flormarın 31 numaralı dudak kalemiyle bir çerçeveleyeceğim dudaklarımı. Bu çok güzel bir nude kahve. Bu asansörlü kalemleri Flomar'ın gerçekten çok dayanıklı ve çok başarılı. Üstünden pudra geçmeseniz bile. Hani suya dayanıklı diyorlar ya öyle. Ben flomer diyemiyorum diye benimle çok al alay ediyorlar ama ben çok diyemiyorum yani. Bazı kelimeleri söyleyemiyorum. Şey diyorlar. Flomani abla. Çok güzel gerçekten. Sonra bununla beraber şunu yapacağım. Rocher'in 01 numaralı kalemiyle derinleştireceğim bunu. Bu bir tık daha küllü bir renk. Eğer denemediyseniz denemenizi öneririm. Çok çok güzel. İsterseniz MAC Stone'la daha tık daha derinleştirebilirsiniz. Bu opsiyonel. Şimdi ben bunu da 02 numarayı kullanıyorum en fazla. Diğer renk yeri Bende çok böyle musmor duruyor. Ve dudağım morarmış gibi duruyor. Şöyle fırçama da alayım. Çok abartmadan. Abartınca da bir tık kötü duruyor çünkü. Essence'ın bu mavi gloss'unu geçeceğim. Mavi gerçekten çok güzel böyle bir kontrast oluyor. Makyajımızın bitmiş hali bu şekilde. Aşağıya bütün ürünleri fırçalar dahil bırakacağım. Ve linkleri de bırakacağım. Kolaylıkla bulabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Denememi istediğiniz ürünleri lütfen aşağıya yazın. Ben onlara öncelik veriyor olacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Bayağı parlıyorum sanırım. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.